Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Bu videomda Fen Bilimleri dersinizden dünyanın hareketleri konusundan çok güzel bir deneme sınavı sizlere çözeceğim, anlatacağım. Sorular bir hayli zor sorular. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Toplamda 14 soru çözeceğim. Bakalım kaç tane doğru yapabileceksiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz 5-10 saniyenizi ayırıp abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki zile basarak tümü kısmını işaretlerseniz bundan sonraki ders ve videolarımdan haberdar olursunuz. Instagram'daki bulbul öğretmen sayfamdan da beni takip edebilirsiniz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Yukarıdaki şekle göre hangisi söylenemez diyor. Şimdi ne var şeklimizde? Güneşi görüyoruz ve güneşin ışınları bu şekilde dünyaya ulaşıyor. Burada da dünya görüyoruz. Dünyanın dönüş yönü bakın batıdan doğuya doğru burada ok işaretleriyle ben gösterdim. Ve 1 numara, 2 numara, 3 numaralı bölgeler işaretlenmiş. Buna göre sorumuzu yapalım. 1 numaralı bölgede gündüz yaşanmaktadır. Bu doğru çünkü güneşin ışıkları doğrudan 1 numaralı bölgeye ulaşıyor. Biz yanlış arıyoruz bunu işaretlemiyoruz. 2 şey B. 2 numaralı bölgede saat 1 numaralı bölgeden girdedir diyor. Bu da doğru bir ifade. Neden? Şu anda bir numaralı bölge tam güneşin ışıklarını dik bir vaziyette görüyor, yani öğlen saatleri diyelim ki saat 12. Ama 2 numaralı bölge daha henüz yavaş yavaş sabah oluyor, geceden böyle dönüyor dünya ve sabah saatleri burada yaşanıyor, güneş yeni doğuyor yani güneşin ışın, ışınları yeni buraya ulaşıyor. Olsa olsa sabah 5'tir, 6'dır o civardadır ve e, geridedir diyor doğru burası olmuş 12 burası daha geride. C. 3 numaralı bölgede gece yaşanmaktadır diyor. Bu da doğru bir ifade. 3 numaralı bölge şu anda arka kısımda kalıyor ve karanlık bölgede kalıyor. D. Şıkkı 2 numaralı bölgede akşam olmak üzeredir diyor. Yanlış. 2 numaralı bölge sabah olmak üzere. O yüzden cevap D. Şıkkı olacak. Biz bunu arıyorduk ve D. Şıkkını işaretledik. İkinci sorumuz. Yukarıdaki modeli inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi edinemez? Siz soruya bakarken ben şimdi yukarıdaki resme sizlere göstereyim. Ne var? Güneşi görüyoruz. Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapıyor. Buradaki ok işaretini anlıyoruz. Ve güneşin etrafında da dolanma hareketi yapıyor. Hangisiyle ilgili bilgi edinemez diyor. Bakalım. A dünyanın kendi çevresinde döndüğü. Bakın buradan belli oluyor bu ok işaretinden. Şu da dünyanın ekseni. B dünyanın güneş çevresinde dolandığı. Evet yine buradan anlıyoruz. C dünyanın kendi etrafında dönme süresi. İşte buradaki resme bakarak dünyanın kendi etrafındaki dönme süresi hakkında bir bilgi edinemez. Belki biliyordur dünya kendi etrafında 24 saatte dönüyor. Ama bu resimden bunu çıkaramaz. D. Güneşin dolanma hareketi yapmadığı. Bu da buradaki resimle anlaşılabilir. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Yine zor bir soruyu geride bıraktık. Üçüncü soruya bakalım. Bir parçamız var. Ee, okuyalım. Hasan sabah okula gelirken güneşin doğu yönünde. Öğle vaktinde tam tepede. Akşam ise batı yönünde olduğunu fark etti. Hasan akşam babasına bunu anlattığında babasının hangi cevabı vermesi doğru olur? A. Çünkü Güneş Dünya'nın etrafında dolanır. Bu olmaz çünkü Güneş zaten Dünya'nın etrafında dolanmıyor. Dünya Güneş'in etrafında dolanıyor. B. Çünkü Dünya Güneş'in etrafında dolanır. E, bu buradaki bilgiyle ilgili değil. Çünkü Dünya Güneş'in etrafında dolanıyor ama bu mevsimleri oluşturuyor, bir yılı oluşturuyor. Buradaki bahsedilen konuyu anlatmıyor. C. Çünkü Dünya kendi etrafında döner. İşte Hasan'ın babasının vereceği cevap budur. Güneşi gün içerisinde farklı yönlerde gördüğüne göre, o zaman Dünya'nın kendi etrafında dönmesini söylemesi gerekiyor. Cevabımız C şıkkı. D. Çünkü Güneş kendi etrafında döner diyor. Buradaki söylenenler bununla ilgili değil. C şıkkı olacak cevap. 4. Dünya güneş etrafında dolanırken nasıl bir yörünge izler? E, nihayet kolay bir soru geldi. Bu zor, e, soru çok zor sayılmaz. Elips şeklinde. Az önceki resimde de görmüştük. Hemen onu size getirip gösteriyorum. Bakın buradaki bu dünyanın dolanma şekli tam bir yuvarlak değil. Hafif yassı bir şekil. Biz buna elips şekli diyoruz. Zaten öğrenmişsinizdir derslerinize. Ve cevabımız D şıkkı olacak. Geldik 5. soruya. Dünyamızın aşağıdaki hareketlerinden hangisi mevsimlerin oluşumunda etkilidir? A. Ay'ın dünyayı etkilemesi. Bu ilgili değil. B. Dünya'nın Güneş etrafında dolanırken izlediği yörüngenin elips şeklinde olması. İşte bu B şıkkı dünyada mevsimlerin oluşumunda etkilidir. Elips şeklinde olması yörüngesinin o yüzden bazen Güneşten biraz uzaklaşıyor. Kış mevsimi oluyor. Yaklaştığında işte ne oluyor? Yaz mevsimi oluyor. C. Dünyanın tam yuvarlak olmaması mevsimlerle ilgili değil. Dünyanın kendi etrafında hızlı dönmesi diyor. Bu da değil. Biz zaten B şıkkını işaretledik. Evet diğer sorumuz uzun bir soru. Altıncı soru. Şöyle ekrana sığdıralım. Neler var? Güneşi, dünyayı ve ayı görüyoruz resimlerde. Güneş dünyadan 109 kat daha büyüktür. Bu şu anlama gelir. Güneşin içerisine yaklaşık 1,3 milyon dünya sığdırabiliriz. Ancak dünyadan güneşe baktığımızda güneşi dünyadan daha küçük görürüz. Aslında bu soru çok kolay bir soru ama çok uzun olduğu için sanki ilk bakışta zor görülebilir. Öyle değil. Yukarıda anlatılan olayın sebebi nedir? Yani güneşi dünyadan küçük görmemizin sebebi nedir? A. Güneşin dünyadan çok uzak olması. İşte doğru cevap burada zaten. Güneş çok uzakta olduğu için küçük görünüyor. Normalde dünyadan çok çok büyük. Dünyanın küre biçiminde olması değil. Bunlar değil. Diğerlerini okumayayım. Çok da zaman harcamayalım. Cevap A şıkkı olacak. 7. Dünyanın Güneş etrafında dönmesi ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A. Geçen süreye bir yıl denir. Evet. Aslında şu kelime yanlış olmuş. Güneş etrafında dolanması olacaktı. Ben dikkat etmemişim. Evet. Çünkü güneş etrafında dolanma diyoruz biz ona dönme demiyoruz. Düzeltmiş olduk. Geçen süreye bir yıl denir. Bu doğru. 365 gün 6 saatte tamamlanır. Bu da doğru. C tam bir dönüşte bir mevsim oluşur. İşte bu ifade yanlış. Çünkü tam bir dönüşte 4 mevsimi yaşıyoruz değil mi ülkemizde? O yüzden C şıkkı yanlış. Dünya elips şeklinde bir yörüngede Güneş'in etrafında dolanır. Bu da doğru. 8'e bakalım. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Dünya dönme ve dolanma hareketi yapar. Doğru. B. Dünya kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Doğru. Dünya hareket halindedir. Doğru. Dünya sadece dönme hareketi yapar. İşte bu ifade yanlış. Çünkü Dünya hem dönme hem de dolanma hareketi yapar. 9'a bakalım. Zor bir soru geldi yine. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki yerel saat farkının nedenidir? Yerel saat farkı ne demek? Ee, şöyle bir açıklayayım kısaca. Şöyle doğudaki olan şehirlerde örneğin güneş daha erken doğduğu için işte sabah daha erken saat 6 oluyor. Yani yerel olarak. Batıdaki şehirler henüz işte diyelim ki doğudaki şehir Erzurum orada güneş doğdu ama İstanbul'da henüz doğmadı. bir saat sonra doğuyor. Çünkü dünya dönecek değil mi kendi etrafında. Bu yüzden saat farkları oluşuyor. İşte buna yerel saat farkı diyoruz biz. Bunun nedenidir diyor. Bakalım dünyanın güneş etrafında dolanması A şıkkında e, bu değil. Bakalım yurdumuzun üç tarafın denizlerle çevrili olması bu da ilgili değil. Türkiye'nin kuzey yarı kürede yer alması bu da değil. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi. İşte aradığımız cevap bu. Zaten benim açıklamaya çalıştığım da bu. Yani dünya kendi etrafında döndüğü için doğu ülkemizden bahsediyorum. Doğudaki bir şehir örneğin Kars şehri batıdaki Çanakkale'den çok çok önce güneşi görüyor ve D şıkkını işaretliyoruz. 10. soruya bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi ekseninde dönmesinin sonuçlarından biri değildir diyor. Bakalım. A. Yerel saat farklarının oluşması. Evet. Kendi ekseni etrafında döndüğü için az önceki soruda açıklamıştık. Yerel saat farkları oluşuyor. B. Günlük sıcaklık farkları nedeniyle taşların parçalanması. Evet. Bu da çünkü dünya dönüyor. Döndükçe bir tarafı güneşi görüyor. Gündüz oluyor ve sıcak oluyor. Arkada kalan kısım, gece olan kısım ne oluyor? Güneş ışınlarını alamadığı için soğuyor. Böylece yeryüzündeki taşlar bir ısınıyor, bir soğuyor, bir ısınıyor, bir, ısınıyor, bir soğuyor. Ve bu yüzden parçalanıyorlar. C. Mevsimlerin oluşması. İşte bu dünyanın kendi ekseninde dönmesiyle ilgili değil. Bu güneş etrafında dolanmasıyla ilgili. Cevap C şıkkı. Gün içerisinde gece gündüzün meydana gelmesi. Bu da kendi ekseninde dönmeyle ilgili. Doğru cevap C. Biz çünkü yanlış cevap arıyorduk. Ona göre C şıkkını işaretledik. Evet. 11. soruda yine bir resmimiz var. Modelde numaralandırılmış hareketlerle ilgili yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi neler var? Bir numaralı e, olarak verilen konumda dünyanın kendi ekseninde dönmesini gösteriyor. 2 numaralı konumda da güneşin etrafındaki dolanma hareketini gösteriyor. A. Günlük sıcaklık farklarına neden olur. Bir numara doğru. Çünkü bir tarafı gündüz bir tarafı gece olduğu için bir, bir tarafı sıcak bir tarafı soğuk. Mevsimlik sıcaklık değişimleri olur. 2 numarada da doğru. Mevsimler değişiyor çünkü. B gün içinde gölgelerin yönleri değişir. Evet, dünya kendi ekseninde döndükçe gölgelerin yönü değişiyor. Yıl içinde gölge boyları değişir. Doğru. Çünkü kış mevsiminde daha uzun gölge boyları oluyor, yaz mevsiminde daha kısa gölge boyları oluyor. C 24 saatte bir yinelenir. Doğru. Yıl sonunda başladığı noktaya ulaşır. Doğru. Bir yılda döndüğü için bir yıl geçtikten sonra aynı noktaya ulaşmış oluyor. D dolanma hareketidir, hareketidir diyor. Yanlış. Bir numaralı dönme hareketi. İki numara dönme hareketi demiş. Bu da tam tersini söylemiş. Yani burada yanlışlık olmuş. Biz de bunu arıyorduk. D şıkkını işaretlememiz gerekiyor. Bu şekilde işaretledik. 12 sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde yanlış bir bilgi verilmiştir? A. Dünyanın her yerinde aynı anda gece ve gündüz yaşanmaz. Doğru bir bilgi. Çünkü yarısı gündüz oluyor, yarısı gece oluyor. Aynı anda hepsi aynı şeyi görmüyor. B. Dünyanın yıllık ve günlük hareketi sürekli tekrarlanır. Bu da doğru. C. Bir günlük süre dünyanın her yerinde 24 saat değildir diyor. İşte bu yanlış bilgi. Çünkü dünyanın her yerinde bir günlük süre 24 saattir. Dünyanın yörüngesinin şekli elipsdir. Hiç değişmez diyor. Bu da doğru. Hep aynı yörüngede dolanır. C şıkkını işaretledik. 13'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi etrafındaki hareketi ile ilgilidir? A dolanma hareketidir diyor. Bu değil. Bir tam tur bir yıldır diyor. Bu da yine dolanma ile ilgili. Bir yılda 12 kez tekrarlanır diyor. Bu da değil. D. Batıdan doğuya gerçekleşir. İşte bu dünyanın kendi etrafındaki dönme hareketiyle ilgili batıdan doğuya doğru oluyor. Ve D şıkkını işaretledik. 14. ve son sorumuz aşağıdakilerden hangisi dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya dönmesinin bir sonucudur diyor. A. Güneşin dünya etrafında dönüyormuş gibi görünmesi. Yani bu batıdan doğuya dönmesiyle ilgili tamam da doğudan batıya da dönseydi yine aynısı olurdu. Doğudaki bir bölgenin güneşi daha önce görmesi. İşte aradığımız cevap bu. Batıdan doğuya doğru dönmesinin sonucunda doğudaki şehirler batıdaki şehirlerden daha önce güneşi görüyorlar. Bir günün 24 saat olması diyor. Bu dönme hızıyla ilgili. Batıdan doğuya dönmeseydi, doğudan batıya dönseydi yine aynısı olurdu. 24 saat olurdu. Bir şey değişmezdi hızla ilgili. Gece gündüzün oluşması diyor. Yine aynı. Batıdan doğuya dönmeyle ilgili değil. Doğuya, şey doğudan batıya dönseydi yine gece gündüz olurdu. O yüzden bizim aradığımız cevap B şıkkı. Bu da zor bir soruydu gerçekten. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar dersinizde başarılar diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.